Merhaba çocuklar. Hepiniz Türkçe dersimize hoş geldiniz. Ben öğretmeniniz Beyda Kartoğlu. Bugün sizlerle beraber Türkçe dersini işleyeceğiz. Ama dersimize başlamadan önce şöyle size sormak istiyorum. Nasılsınız? İyi misiniz? Sağlığınız, sıhhatiniz yerindedir inşallah. Ben gördüğünüz gibi çok iyiyim. Fakat sizlerle bu dersi işleyeceğim için çok heyecanlıyım. Ben heyecanımı yitirmeden başlayalım ister misiniz? Ben hazırım. Peki siz hazır mısınız? Bakayım. Bence hazırsınız. O zaman başlayalım. Çocuklar, bugün yeni bir temaya geçtik. Temamızın ismi Doğa ve Evren. Bu temada size bir okuma parçası okuyacağım ve onları değerlendireceğiz. Peki biz neler öğreneceğiz? İster misiniz? Hemen bakalım. Çocuklar, bugün bu metni okumamız sayesinde metnin noktalama işaretlerine dikkat ederek okuyacağız. Kelimelerin zıt anlamlarını tahmin etmeye çalışacağız. Metnimizi okurken vurgu ve tonlamaya dikkat ederek okuyacağız. Okuduğumuz metnin konusunu belirleyeceğiz ve okuduğumuz metine bir başlık bulacağız. O zaman başlayalım. Hiç vakit kaybetmeyelim isterseniz. Benimle beraber kitaplarınızın 5. sayfasını açar mısınız? Hadi bakalım. Burada gördüğünüz gibi bazı hazırlık soruları var. En başta onları cevaplayalım isterseniz. Birinci sorumuz demiş ki, doğa ve evren deyince aklınıza neler geliyor? Hep beraber düşünelim isterseniz. Siz de düşünün, ben de düşünmeye başlayayım. Doğa ve evren. Benim aklıma bir fikir geldi galiba. Sizinle paylaşayım isterseniz. Doğa ve evren deyince benim aklıma yemyeşil, koskocaman bir orman geldi. Ormanda gözlerimi kapatmışım, oturuyorum. Kuşların cıvıltıları, onların sesini duyuyorum. Yanda akan bir dere, şırıl şırıl sesi geliyor aynı. Derenin içinde yüzen balıklar. Hepsini görüyorum. Ne kadar güzel değil mi? Düşünsenize, öyle bir yerde sınıfça pikniğe gitmişiz. Ne kadar güzel olurdu değil mi? Çocuklar, haydi öyleyse metnimize geçelim. Metnimize geçmeden önce bizi bir görsel karşılıyor. Bakın. Gördünüz mü? Aslında ben bu görseli hatırlayacağınızı düşünüyorum. Çünkü biz bunu her gün göremesek de bu bizim aşina olduğumuz bir görüntü. Bakın. Evet, sizin de aklınıza geldi değil mi? Metnin başlığından da ve gördüğümüz görselden de anlayacağımız gibi bu bir gökkuşağı. O zaman ben metnimizi sesli bir şekilde okuyayım. Siz de benimle beraber sessiz bir şekilde takip edin, olur mu? Haydi o zaman başlayalım. Metnimizin adı Rengarenk Gökkuşağı. Pencerenin kenarında oturmuş, cama vuran yağmuru izlerken bir yandan da çayımı yudumluyordum. Çok geçmeden yağmur dindi ve sonunda güneş pofidik bulutların ardından kendisini gösterdi. Aa, o da ne? Gökyüzünde rengarenk bir görüntü var. Ama bu nasıl oluşmuş olabilir? Bunu hemen anneme göstermeliyim. Belki bir fikri vardır. Suratımda şaşkın bir ifadeyle anneme koşup ona görmesi gereken bir şeyin olduğunu söyledim ve ona gökyüzünü gösterdim. Annem ise gülerek onun bir gökkuşağı olduğunu söyledi. Peki nasıl oluşuyor bu anneciğim diye sordum. Annem ise beni evimizin bahçesine çıkardı. Görüyor musun? Yerler hala ıslak dedi. Evet, yerler hala ıslaktı. Çünkü yağmur yeni dinmişti. Peki, güneşi görüyor musun tepede? Dedi. Evet anne, güneş adeta parıl parıl parlıyor dedim.
İşte oğlum. Gökkuşağının oluşması için sadece bu ikisi yeterli. Sağanak bir yağış ve ardından çıkacak olan bir güneş. Kafam karışmıştı. Annem de bunu anlamış olacak ki anlatmaya devam etti. Güneş sadece sarı renkte görünüyor, değil mi? Ama bu seni yanıltmasın. Güneş aslında içinde birçok rengi barındırır. Yağmur yağdığı zaman ise çok sayıda yağmur damlaları bu renklerin önünü keser ve bu renklerin yönünü değiştirir. Ve bazı renkler aradan kaçarak gökkuşağını oluşturur. Peki anne, hangi renkler aradan kaçar diye sordum. Sırasıyla kırmızı, turuncu, mavi, sarı, yeşil, lacivert ve mor dedi. Kafamı kaldırıp gökyüzüne baktığımda bütün renkleri tam tepemde gördüm. İşte şimdi anlamıştım. Annem anlatmaya devam etti. Gökkuşağını iki şekilde görebilirsin. Bunun sebebi yağmur damlalarının büyüklüğüdür. Büyük yağmur damlalarının oluşturduğu gökkuşağı en parlak ve en güçlü olanıdır. Küçük yağmur damlalarının oluşturduğu ise daha uzun ve daha zayıf olanıdır, dedi. Kafamı kaldırıp bir kez daha gökyüzüne baktım. Gökkuşağı parıl parıl parlıyordu. Peki siz gökyüzünde bulutların arasında rengarenk görüntüye şahit oldunuz mu? Öyleyse siz de sağanak bir yağışın ardından tepedeki güneşi arkanıza alın ve gökyüzüne bakın. Belki bir gökkuşağı görebilirsiniz. Nasıl? Beğendiniz mi hikayemizi? Şimdi vakit kaybetmeden hikayemizle ilgili birkaç etkinliğimiz var. Hemen bunun üstüne etkinliklerimizi yapmaya başlayalım. Birinci etkinlik demiş ki, metnin konusu olan ifadeyi işaretleyiniz. Görüyorsunuz. Bakın. Metnin konusu olan ifadeyi işaretleyin demiş. Ve bazı kutucukların içine metnin konusu olabilecek şeyleri yazmış. Bakalım. Birinci şeklimizin içinde yazıyor ki gökkuşağının güzelliği. Evet, gökkuşağının güzelliği. Ama düşünelim bakalım. Metnin tamamını gökkuşağının güzelliğini mi anlatılıyordu? Hayır, bence de değil. O zaman bu seçeneğimiz değil. İkinci şeklimize geçelim. Siz de benimle beraber takip ediyorsunuz değil mi kitaplarınızda? İkinci şeklimize geçtik ve diyor ki gökkuşağının renkleri. Gökkuşağının renklerini hatırlayalım isterseniz. Sırasıyla kırmızı, sarı, turuncu, mavi, yeşil, lacivert ve mordu. Peki, metnimizde sürekli bu renkler mi anlatılmıştı? Hayır, bence de değil. O zaman bu seçeneği de eliyoruz. Üçüncü şeklimize geçiyoruz ve üçüncü şeklimiz de diyor ki gökkuşağının oluşumu. Sizce bu seçenek olabilir mi? İsterseniz metnimizi hatırlayalım. Kahramanımız pencerenin kenarında çayını yudumlarken birden gökyüzüne bakıyor ve gökyüzünde rengarenk bir görüntü görüyor. Bunu ilk defa gördüğü için anlam veremiyor ve hemen koşup annesine anlatıyor. Annesi de yağmur yağdığı zaman ardından hemen çıkan bir güneşten sonra güneşin içindeki farklı renklerin aradan kaçarak gökkuşağını oluşturduğunu söylüyor. Evet, aslında kahramanımız ve annesi bize gökkuşağının nasıl oluştuğunu anlatıyor. Öyleyse bu seçenek doğru. Siz de benimle beraber bu seçeneği işaretler misiniz? Teşekkür ederim. Evet çocuklar, ikinci etkinliğe geçelim isterseniz. İkinci etkinliğimizde demiş ki, sizce bu metnin başlığı ne olmalıydı?
Metne uygun iki farklı başlık belirleyerek kutucuklara yazınız. Çocuklar, bakın. Burada biliyorsunuz ki bizim metnimizin bir başlığı vardı. Metnimizin başlığı neydi? Evet, rengarenk gökkuşağıydı. Bizden buna bir başlık daha bulmamızı istiyor. İki tane başlık belirlememiz lazım. Haydi o zaman beraber düşünelim. Başlığımız ne olabilirdi? Düşünelim. Ben buldum bir tane. İsterseniz bunu ben söyleyeyim. Birinci kutucuğa bunu yazalım. İkinci kutucuğa da siz bulun. Çocuklar, sizce başlığımız gökyüzündeki renk cümbüşü olabilir miydi? Evet, bence de olabilirdi. Gökkuşağı aslında tam da bunu temsil ediyor. Gökyüzündeki renk cümbüşü. O zaman birinci kutucuğa hemen bunu yazalım. İkinci kutucuğa da sizin bir başlık bulmanızı istiyorum. Lütfen başlık bulmayı unutmayalım. Ve hemen atlamadan biz üçüncü etkinliğe geçelim. Aslında üçüncü etkinlikte sıra sizde. Üçüncü etkinliği sizin yapmanızı istiyorum. Bunu size ev ödevi veriyorum. Çocuklar, üçüncü etkinliğimize demiş ki, hikayedeki kahraman siz olsaydınız gökyüzünde neler görmek isterdiniz? Bununla ilgili bir hikaye yazmak isteseydiniz bu nasıl olurdu? Aynı kahramanımızın kafasını gökyüzüne kaldırdığında gördüğü gökkuşağı gibi siz kafanızı kaldırdığınızda ne görmek isterdiniz? Bununla ilgili bir hikaye yazın. Hikayenizi diğer derste hepimizle paylaşacaksınız. Haydi o zaman ödevinizi yapmayı unutmayın. Diğer derste hep beraber paylaşalım. Vakit kaybetmeden dördüncü etkinliğimize geçelim. Çocuklar, dördüncü etkinliğimizde bize bazı kutucuklar verilmiş. Görüyor musunuz? Kutucukların içinde bazı kelimeler yazıyor. Az, küçük, güçlü, kısa ve ön. Demiş ki bize, kelimelerin zıt anlamlarını metinde bularak yazınız. Ve bunları birer cümlede kullanınız. Çocuklar, ilk önce bizim yapmamız gereken şey kutucukların içinde bulunan kelimelerin zıt anlamlarını bulmak. Sizinle beraber ilk başta bunları bulalım. Ondan sonra kelimeleri bulduktan sonra sizin metinde bulmanızı istiyorum. Bu da sizin ödeviniz. Çocuklar, İlk kutucuğumuzda demiş ki az. Az kelimesinin zıt anlamlısı nedir? Evet. Evet, az kelimesinin zıt anlamlısı çoktur. Hemen altına kelimelerim yazan kısma yazın bakalım. Ben de sizinle beraber yazayım. Birinci kelimemiz çok. İkinci kutucuğumuzda yazıyor ki kutucuğun içinde küçük. Küçük kelimesinin zıt anlamlısı nedir sizce? Evet, büyüktür. Küçük, zıt anlamlısı büyüktür. Hemen kelimelerim kısmına büyük yazalım. Evet çocuklar, üçüncü kutucuğumuzda demiş ki güçlü. Güçlü kelimesinin zıt anlamlısı nedir? Bakalım. Güçlü. Güçlü. Evet, güçlü kelimesinin zıt anlamlısı zayıftır. Dördüncü kutucuğumuzda demiş ki kısa. Kısa kelimesinin zıt anlamlısı? Evet, uzundur. Doğru bildiniz. Hemen kelimelerin kısmına uzunu yazalım. Ve beşinci kutucuğumuz, son kutucuğumuz.
Bu kutucuk da demiş ki ön. Ön kelimesinin zıt anlamlısı nedir çocuklar? Evet, arkadır. Hemen yazıyoruz. Gördünüz mü? Kelimelerim kısmı bitti. Şimdi sırada cümlelerim kısmı var. Biz zıt anlamlısını bulduğumuz bu kelimelerle ilgili birer cümle kullanacağız. Bizim ilk kelimemiz neydi? Çok, yani azın zıt anlamlısı. Çok kelimesini hemen cümle içinde kullanalım. Cümleleri şu an sizden duyamadığım için ben söyleyeceğim. Siz de lütfen kitaplarınıza not etmeyi unutmayın. Çok. Çok ile ilgili bir cümle kuralım. Annem fırından çok ekmek almıştı. Yazın lütfen. İkinci kelimemiz büyük. Bana ablamdan büyük bir hediye gelmişti. Hemen yazalım. Üçüncü kelimemiz zayıf. Zayıf. Üçüncü kelimemiz zayıf. Yani güçlünün zıt anlamlısı. Hemen bir cümle kuralım. Eski haline göre daha zayıf. Lütfen yazar mısınız? Dördüncü kelimemiz uzun. Yani kısanın zıt anlamlısı. Yazalım. Nisa boyu oldukça uzun olan bir arkadaşımdır. Tekrar ediyorum. Nisa boyu oldukça uzun olan bir arkadaşımdır. Ve son kelimemize geçiyoruz. Arka, yani ön kelimesinin zıt anlamlısı. Arka. Sınıfta arka sıralarda oturmayı pek sevmem. Yazdınız mı hepsini? Teşekkür ediyorum ve tebrik ediyorum hepinizi. Çocuklar, bir sonraki kısımda, sonraki derse hazırlık geliyor görüyorsunuz ki. Sonraki derste hazırlık kısmında, hemen göstereyim. Demiş ki bize, sizce sokak hayvanlarını korumak için neler yapılmalıdır? Sokak hayvanlarını hakkında araştırma yapınız. Çocuklar, bunda sıra sizde. Bir sonraki dersimizi işlemek için size bir araştırma ödevi veriyorum. Sonraki derse hazırlık kısmında sokak hayvanlarını korumak için neler yapılmalıdır? Araştırın ve diğer dersimize başlamadan önce bunları uzun uzadıya konuşalım, olur mu? Evet çocuklar, bugünlük bizden bu kadar. Dersimizi bitirirken sizlere çok teşekkür ediyorum. Hem beni yalnız bırakmadığınız için hem de dersimize katıldığınız için. Hoşça kalın.